Bunu sormak istiyorum. Ulusal Birlik Partisi ve AK Parti hükümette Evet. yapılan icraatları Evet. Ankara görüşmesine değinebiliriz. Siz Anladım. de orada mıydınız? Nerede? Ankara. Ben şeyde turist Parantez programı devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çalı da bizlerle. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Ben öncelikle programınıza davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür eder. Bizi ekranı başında izleyen tüm halkımıza da hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Çalı da öncelikle çok geçmiş olsun. Geçen gün bir rahatsızlık atlattınız. Anjiyo oldunuz. Sağlık durumunuz şu an nasıl? İyi mi? Evet, sağlığımda herhangi bir sorun, bir sıkıntı yok. Sadece bir check-up dediğimiz sağlık kontrolünden geçmiştim. Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir üzücü bulguya rastlanmamıştır. Sağlığımız çok şükür iyidir. Bir anjiyo önerdi sayın doktorlarımız ve onun da temiz çıktığını ve sağlığımın çok iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Peki, ben tekrardan geçmiş olsun o halde. Sayın Çalı'da öncelikle dokunulmazlıkla ilgili sorum olacak. Dokunulmazlığın meclis kararı ile kaldırılmıştı. Ardından Anayasa Mahkemesi'ne evet. başvurdunuz. Sonrasında neler yaşandı bize de bir anlatır mısınız? Şimdilik biliyorsunuz dokunulmazlık olayı bundan yaklaşık 2 yıl oluyor. Yani 18-19 ay önce yeni seçilmiş olduğum milletvekili seçildikten sonra bir anda gündeme gelen bir konu. Şimdilik bunun evveliyatına gidecek olursak, dörtlü hükümet kurulduğu zaman özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, bu TDP dediğimiz partiler bu usulsüzlükler ve yolsuzluklar konusunda halkımıza çok büyük vaatlerde bulunmuşlardı. Çok büyük sözler söylemişlerdi. İktidara gelmeleri halinde yıllardır savcılığın raflarında bekleyen ve tozlanan yolsuzluk, usulsüzlük dosyalarını gündeme getirecekler ki bunlar isim olarak da belli olan kimlere ait olduğu, hangi partiye ait olduğu yolsuzluk dosyalarıydı ki bunlar milyon dolarlar içeren dosyalardı. Yani bunu bilmeyen yoktu. Ancak hükümete ti kurdukları zaman halka iş gösterilsin diye benim bundan yaklaşık 10 yıl önce görev yaptığım Çalışma Bakanlığı dönemindeki müdürlük döneminde yapılmış olan bazı işlemlerle ilgili o dönemin geçici hükümeti bir şikayette bulunmuştu ki benim bu işlemlerde ne bir sayıştaylık ne bir polisiye ne bir savcılıkla ilgili bir soruşturma vardı. Ancak bunlar tamamen siyasi maksatlı o dönemde görev yapan birçok müdürün içinden sadece beni seçerek benim yaptığım 5-10 işlem için şikayette bulunmuşlardı. Yapılan o şikayetler sonucunda
polisimiz rapor hazırlanmıştı. Yapılan bu işlemlerde herhangi bir rüşvet, herhangi bir para yeme, herhangi bir şahsi çıkar, siyasi çıkar tespit edilmediğini, yani bu işlemlerin orada tüzüklere uygun olarak da yapıldığına biz inanıyorduk ve hep böyle yapılıyordu bu işlemler. İşte bu şikayet vardı ve ben müşavirdim. 7 yıl bu şikayet yaklaşık orada duruyordu. Herhangi bir suç unsuru bulunmadığı için dava ileriye götürülmemişti. Ta ne zamana kadar? 7 Ocak'ta benim milletvekili olduğum güne kadar. Ben 7 Ocak'ta milletvekili seçildikten sonra 2018 yılında işte iş ola bu hükümet, o zaman bu dörtlü hükümet, işte Sayın Çalıda'nın bir şikayeti vardı poliste. Biz bunun ileriye götürülmesi için, mahkemeye gidilmesi için dokunulmazlığın kaldırılmasını gündeme getirdik diye. Sanki de böyle MİDE yakalamışlarcasına büyük bir kamuoyu oluşturmuşlardı. Ve bununla ilgili başlayan bir süreç oldu. O dönem işte savcılığa talepte bulundular. Savcılık da bunun bakılması için suç var mı yok mu diye benim milletvekili oluşumdan dolayı dokunulmazlığının kaldırılması sürecini başlattılar ve kaldırdılar ve ben bu dokunulmazlığın kaldırılmasına da evet veren bir kişiyim. Çünkü benim bu yaptığım işlemler ortada. Benim vicdanım rahat, alnım açık bir insanım ve yargı yolunun açılmasını ve toplumumuzun da hiçbir fertinin benim köşesinde benimle ilgili aksi bir durum olmaması için ben o dokunulmazlığın kaldırılması kararına ben kendim evet verdim. Ve mahkeme sürecinin başlamasını bekliyoruz. Yani durum yargı aşamasındadır. Artık sonucu göreceğiz. Tabii bu arada ben konuyu Anayasa Mahkemesi'ne de taşıdık parti olarak. Çünkü burada bana gerçekten bir siyasi haksızlık yapılmıştı. Yani şimdi bu konu, bu yapılan işlemler, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması gerektirecek bir durum değildi. Zaten burada eğer herhangi bir suç bile bulunsa bu ceza bana tebliğ edilemez. Ben milletvekili olduğum sürece. Yani aciliyet gerektiren bir durum değildi. Ama neydi? O zamanki hükümet eden arkadaşlar esas yolsuzlukların üzerine gidemeyecekleri için işte halka, vatandaşa bir iş göstersinler. İşte biz dokunulmazlık kaldırdık. Peki 10 yıldır, 15 yıldır savcılıkta bekleyen dosyalar ne olacak? Mahkeme kararları vardır. Ki bunlar 2004-2009 döneminde en kara dönemdir yolsuzluklar konusunda. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tamamen iktidarda olduğunu ve %90 bu usulsüz ve yolsuzluklar kendilerine aittir. Diğer Demokrat Parti'ye ait olan yolsuzluk dosyaları vardır. O zaman hükümet bu iradeyi niye göstermedi? Ve sadece ve sadece UVP'liler için bunu topluma göstermeye çalıştılar. Kimin yaptılar şimdiye kadar? 2 yıl oluyor. Bir Aytaç Çalı'dan işte ellerinde buldukları bu şikayet. Bir de Sayın Eski Genel Başkanımız için. Tamam, ben bir suç işleyenin örtbas edilmesine ben de karşıyım. Ama sadece UVP'ye yönelik kişilerle değil bu. Eğer bir usulsüzlük, yolsuzluk varsa işte hukuk dairemiz orada. Bekleyen Sayıştay raporları orada. Niye işleme konuluyor bunlar? Bunların üzerine niye gidilmedi? En basiti yeni bir durum Ercan ihalesiyle ilgili. Muhalefetteyken Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi neler söylüyordu? Ne usulsüzlükleri, yolsuzluklar olduğunu söylüyorlardı. Basın toplantısı yapmıştı Cumhuriyetçi Türk Partisi. Cumhuriyet Meclisi'nde 21 milletvekiliyle o dönem muhalefetteydi. Ve dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı sözleşmesine, TNT şirketine 4 yıl daha ekli sözleşme yaptı. Ve bunun hapislik gerektirdiğini söylüyordu hukuk bilgisine dayanarak Sayın Erhürman. Peki hükümete geldiler 1,5 yıl, 15 ay. Ne işlem yaptılar bu Ercan ihalesiyle ilgili? Gidip o şirketten de para da borçlandılar memur maaşlarını ödemek için. Bu mu siyaset? Sayın Kudret Özersay yüzlerce insanı Metehan Sınır Kapısı'na topluyordu ki devletin mallarını siyasiler peşkeş çekiyordu. Sayın Serdar Denktaş ailesine malları alıyordu. Ne oldu? O adamlardan hükümet yaptı. Bir satırlık işlem yapabilirler mi bu yolsuzluklar konusunda? Bankaları dolandıranlara ne hesap soruldu? Onların hesabını soracaktı diyordu.
Vakıflar Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Kalkınma Bankası'nı 15 yıldır, 20 yıldır alan hep siyasilerdir. Milyon dolarlar, milyon TL'ler ve hep hesabı sorulacaktı bunların. Yönetim kurulu üyeleri, genel müdürlerini hep yargıya taşıyacaklardı. Usulsüz verilen bu krediler ve geri dönmeyen 20 yıldır parayı, devleti çalan işte bunlardı. Bunlara hesap sorulacaktı. Sayıştay raporuyla belirlenen yolsuzlukların hesabını sorulacaktı. Kimden ne soruldu? Hepsini baktılar ve Aytaç Çalıdan'ın bu ülkede garın tokluğuna gelip asgari ücret koşullarında çalışan 10 tane, 15 tane TC vatandaşı ya da 3. ülkeliğe işlemini yurt dışına çıkış yapmadan ülkede yapmışım diye bir yolsuzluk değil, bu bir usulsüzlüktür. İşlem usulsüzlüğü gerekçesiyle beni yargıya taşın yayacaklarını iddia ettiler. Ve yargı yolunu açtılar. Açılsın, benim alnım açıktır. Yani bizim o zaman yetkimiz var. Eğer suç iseydi bu, bir telefonda Metehan kapısını açtırabilirdik. Oradan giriş çıkış yapardı. Biz böyle bir art niyetli biri olaydık veyahut da suç olduğunu bunu biz düşünseydik. Çünkü bu işlemler yapılıyordu. Yani devlet burada ne zarar gördü? Yurt dışına çıkmadan yurt içinde işlemi olmuş şeyin, çalışma izinliğini. Ve bu kadar milletvekilliğini itibarsızlaştırmaya çalıştı bu arkadaşlar. İşte buradaki amaç kendi usulsüzlüklerini ve yolsuzluklarını topluma unutturmak içindir ki bu işin üzerine bu kadar gittiler. Ama toplum bunu ne yedi ne yuttu. Ve bunun hesabını bunlara soracaktır bu halk. Yani bu iş burada kalmaz böyle. Ben yargıya gitmekten de çekinmiyorum. Ben hukuk dairemize de, yargımıza da inanıyorum, güveniyorum. Eğer ben bir suçla işlediysem cezamı çekmeye de hazırım. Benim en büyük zenginliğim ne yolsuzluk yaptım, ne para yedim, ne pul yedim, ne bir menfaat sağladım. Bu polis raporunda da zaten bellidir. Onun için vicdanım bu konuda rahattı. Benim yüzüm sadece UBP'liler suçlanmaktadır. Bu memlekette baktığında bütün bankaları batıranlar CTP'liler, bilmem TDP'liler, bellidir banka sahipleri, patronları kime yakınıdır. Payakları, bu güzide kooperatifimizi batıran kimdir? TDP'nin yetkilileri. Hala daha durur, kapanmadı dosyalar. CTP'nin patronları özel bankaların sahipleriydi. Kredi bankasının patronları belli. UBP'nin hiçbir payı yoktur bunlarda. Ama baktığınız zaman hep suçlanan Ulusal Birlik Partili. Böyle bir ezber oluşturttular. Ama halk gerçekten uyanmıştır. Yani halk her şeyi görüyor. Kimin ne yaptığını iyi biliyor. Ona göre halk kararını verecektir diye düşünmekteyim. Peki Sayın Çalı'da Lefke'ye biraz geçelim. Lefke evet. için çalışmaya ve halk Lefke halkının haklarını almak için uğraşıyorsunuz. Evet. Lefke'de son durum nedir? En son yol ve hastanede çalışmalar falan var dediniz. Hız ne durumda acaba? Şu anda bir hükümet milletvekili, iktidar milletvekili olarak gerçekten hükümetimizden ben ümitliyim yani. Ama bugüne kadar işte 100. gün oluyor sanırım bugünlerde. Hala da bir faaliyet yok Lefke ilçesi için. Biz Lefke halkı olarak, Lefke ilçesi olarak gerçekten kırgınık ve üzgünük. İşte sadece ilçe olduk. 2,5 yılı geçmiştir. 2,5 yıl oldu. Lefke'ye kayda değer hiçbir şey yapılmamıştır. Hatta ilçe olmadan önce almış olduğumuz hizmetlerin birçoğu bile elimizden alındı oradan. Bir yılı aşkındır mahkemesi kapatıldı. Tadilat gerekçesi dendi. Güzel yurtta taşındı. 10 metrekarelik bir odaya ve Lefke halkı hukuk hizmetlerini bile alamıyor. Güzel yurda gidiyor. Sivil savunması kapandı. Birçok kurum kuruluşu açılmadı oraya. Açılsa da yetkileri yoktur. Yani bu para da gerektiren bir şey değildi. Bakanlıklar oturup teşkilat yasalarını değiştirip Lefke'ye bir amirlik statüsü verilmesi lazım oraya atanan, açılan kurumlara. Ve bunlar yapılmadı. Bir kaymakamlığı günün koşullarına uygun modern bir binaya kavuşulması gerekir. Çok yetersizdir. O yapılmadı. Yani hiçbir adım atılmadı. Polis teşkilatımız var orada, şubesi. 27 polisle. Orada 27 bin nüfus yaşıyor. Biliyorsunuz Lefke Üniversitesi'nden dolayı evet. 12-13 bin öğrencimiz vardır. 13 binlerde de bir nüfusumuz vardır. Ve bunları 1000 kişiye bir polisle idare ediyoruz. Yani orada müdürlük olsunsa en az 70-80 bir polis sayısı olacaktı orada.
Yani biz hizmet bekliyoruz. Yani yatırımı biz geçtik. Yani bir ilçenin hizmet alması gereken hizmetleri hala daha alamıyoruz. Yani ki böyle yakın zamanda da bunu alacağımızda ben yani gerçekten ümidim azdır. Bir yoludur ki yapıldı. 2013 döneminde, 12'lerde Güzelyurt Lefke bölünmüş çift şerit yolu ki bölgenin gelişimi sağlayacak bir projedir o. Hala daha 6 yıldır yarım kalmıştır o yol. Yani şimdi duyuyorum da Bayındırlık Bakanı'nın Türkiye ziyaretlere gidecek o yarım kalan yolları konuşacaktır. Yani bunun daha zaman alacağı göstermektedir. Ama beklemekten başka çaremiz yoktur. Biz Lefke ilçe halkı olarak yani gerçekten sıkıntılıyız. Hizmet bekliyoruz. Çünkü çok sorunlarımız var. Gençlerin sorunu vardır. Arsa sorunları vardır. Ev yapmak istiyorlar. Yani bu konuda hükümetin oraya el atması lazımdır. Ülkenin gelişmesi için en önemli etkenlerden olan bu çevre kirliliğine sebep veren CMC yarım asırı evet, aşmış bir dönemdir. Orayı biliyorsunuz 50 yılına bir şirkete kiraladılar. 10 yıl oldu. Yani bu şirket tehdit ettiği hiçbir şey yapmadı. Hayır. Şirket de batmıştır. Bunun süratle sözleşmesinin iptal edilmesini sanırım Ekonomi Bakanlığı'na bağlı bir durumdur. Süratle bunun iptalini yapıp ve artık oranın temizleme çalışmalarına başlanması lazımdır ki Sayın Büyükelçimiz de bu konuda gerçekten çok duyarlı ve hassastır. Yani bize her türlü katkıyı bu konuda koyacağını ifade etmektedir. Ve biz eğer Lefke ilçesine yatırım bekliyorsak önce bu kangrenleşmiş CMC sorununu ortadan kaldırmamız lazımdır. Yani orada 1000 dönümün üzerinde bir arazi vardır ve üniversitenin gelişimine uygun olarak yatırımlar yapılması lazım orada. Ve bu hastalıktan da o bölgeyi kurtulmuş olalım. Yani kanser vakalarının en çok yoğun olduğu bölgeler olduğu bu bilimsel raporlarda da söylenmektedir. Evet. Onun için yani Lefke ilçe halkı olarak gerçekten sıkıntılarımız çok büyüktür. Yani saymak lafa uğramamız yetmiyor. Yani kısacası özet olarak yani biz hükümetimize hem inanıyoruz hem güveniyoruz. İnanmak zorundayız da. Yani çok sorunları vardır ama biz Lefke ilçe halkı olarak bizim de sorunlarımız, sıkıntılarımız vardır. Biz de bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir parçasıyız. Yani KKTC vatandaşının insanları orada yaşamaktadır ve tüm vatandaşın aldığı hizmeti biz almak istiyor ki daha sonra bölgenin gelişimi için yatırımlar talep edelim. Peki efendim bu turizm açısından evet. Değerlendirme yapılıyor mu? Daha çok tanıtım yapma yönünde bir çalışma falan var mı? Tanıtımlar da gerekmektedir ve turizm biliyorsunuz yani artık orası üretimin... Orası turistik bir bölge evet, içinde. Evet yani bakire bir bölgedir orası. Dağ ve mavinin böyle birleştiği gerçekten güzel bir yerdir. Biz orada 5 yıldızlı oteller de beklemiyoruz. Yani bir Girne'nin olmasını da beklemiyoruz ama bölgenin konumuna, coğrafi konumuna uygun yani küçük ölçekli turizm yatırımlarını bu sağlık turizmini o bölgeye taşıyabiliriz. İleri yaş köylerini o bölgeye taşıyabiliriz. Her gün 10-12 otobüs Girne'den turist bölgemize gitmektedir. Yani bunların bir gece bile konaklanması için 3-5 butik oteli teşvik edebiliriz yapılsın. Orada otantik restoranlar yapabiliriz. Yani Lefke merkez daha doğru kısımlarda gerçekten güzel doğa güzelliklerimiz olan yerler vardır. Yani bana göre turizmci artık bundan sonra çünkü turizm sadece 5 ay 6 aylık bir sektör halinden çıkarmamız lazımdır ve bunu 12 aya yaymamız lazımdır. Ve işte bu turizm alternatiflerini artırmamız lazımdır. Yani bu sağlık turizmini o bölgeye çekmemiz lazımdı. Bu yaşlı bakım evlerini. Bu bölge çok uygundur bu turizm açısından. Ve bölgemizin de canlanması açısından tabii. Lefke'de balıkçılık ile geçimini sağlayan pek çok insan var. Evet. Balıkçıların barınak eksikliği olduğu kesinlikle, söyleniyor. Kesinlikle. Doğru. Siz kendilerinizle onlarla görüştünüz evet. mü? Nedir onların sorunları ve istekleri? Sorunları çözülmesini bekliyorlar. Yani günün koşullarına uygun modern bir balıkçı barınağı istiyoruz. Orada 120'nin üzerinde tekne var olduğunu tahmin ediyorum. 80 aile geçimini balıkçılıkla geçindirmektedir. Ama doğru dürüst bir balıkçı barınakları yoktur yani. Yani bunu ısrarla yıllardır talep ediyoruz. İnşallah belli çalışmalar vardır.
Kısa bir sürede önümüzdeki günlerde inşallah bu da hayata geçirilmiş olur. Yani gerçekten ciddi bir sorundur bölge için. Çünkü denizle iç içe olan bir kenttir orada. Sayın Çoluk'a son olarak Kıbrıs'ın genel durumunu sormak istiyorum. Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi hükümetini yapılan icraatları ve genel olarak şu anki durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda gelinen durumdan ben gerçekten memnunum. Biliyorsunuz işte kurulan Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi iki ana konuda özellikle kurulmuştur. Bir, toplumumuzu ekonomik seviyesini ve refahını yükseltmek içindir. Bütün sıkıntı budur. Diğer de Kıbrıs konusudur. Ve şu ana kadar hükümetimizin Türkiye ile yapmış olduğu temaslarda bunun gerçekten memnuniyet verici olduğu gösterilmektedir. İşte 15 ay yapılan dörtlü hükümet hiçbir ilişki anavatan Türkiye ile kuramamıştı. Buraya yeterli gelmesi gereken kaynak akışları yapılamamıştır. Çünkü hiç bu adamlar ödevlerini yerine getirmemişlerdir. Gerek ekonomik alanda, ülke yönetiminde, gerek Kıbrıs konusunda hepsi farklı telden çalan kişilerdi, partilerdi. Onun için anavatan Türkiye ile hiç bu ilişkileri kuramamışlardı. Ve bunun sıkıntısını tabii ki Kıbrıs Türk halkı çekmiştir. Yani gelen hükümet, dörtlü hükümet, Ulusal Birlik Partisi'nin bakmış olduğu sermayeyi tüketti 15 ayda ve 1 milyar da borç bırakmıştır. Biliyorsunuz 800 milyon TL geçmiş yıldan 220'lerde de bu yıl 4 aylık sürede borçlanma bakmıştır. O borç duruyor orada. Bu şartlarda bir anda ne yapabilir bu hükümet? İşte geldiği günden beri anavatan Türkiye ile hemenden ilişkileri düzeltmiştir. Temaslarda bulunmuşlardır. Ekonomik protokol imzalanmıştır. İlk dilim işte 240 milyon TL kadar bir para sağlanmıştır. Tabii artık arkasının gelmesi için bu hükümetin de protokolda öngörülen görevlerini yapması lazımdır. Ödevlerini yerine getirmesi lazımdır. Kıbrıs konusunda güzel açılımlarda bulunmuşlardır. Yıllarca var olan ezberi bozulmuştur. Burada dış politikada aynı görüşte olan bir koalisyon hükümeti vardır. Sayın Kudret Özersay ile dış politikadaki görüşlerimiz partinin uyuşmaktadır. Bu bilinmektedir zaten. Ve bir Maraş'ın açılması konusu gündeme geldi ki çok yarım asırlık bir sorundu bu orada. Envanter çalışmaları yapılmaktadır. Eğer Türk hükümeti bunun arkasında durmaya devam ederse Maraş da artık açılmış olacaktır. İskan açılmış olacaktır. Yani burada ciddi bir gelişme olacak. Ekonomimiz gerçekten burada canlanacaktır. İş adamları iş yapacak. Turizm incisi olan bir yer Maraş. Bu hani olduğuna bakılmasın. Orası Kıbrıs'ın en güzel bölgelerinden birisidir. Yani Kıbrıs konusunda da ben hükümetten ümitliyim yani. Artık takip edip göreceğiz yani. Peki efendim, programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğimiz halkımız gerçekten ekonomik olarak bütün sektörlerimiz ve vatandaşımız sıkıntı içerisindedir. Çünkü biz yapıyoruz, diğerleri gelip bozuyor. Bunu şimdiki yeniden toparlamak biraz zaman alacaktır. Çünkü biz de yaşıyoruz, biz de evimizi geçindiriyoruz. Yani herkes gibi gerçekten sıkıntılıdır insanlar. Yani hala daha üretici borçlu, sanayici borçlu veyahut da devlete yaptığı işlerin parasını alamıyor. Müteahhit sıkıntılı, hayvancı sıkıntılı, narinciyeci çok sıkıntılı. Yani hala daha sıkıntılar devam etmektedir. Yani bizim artık bu saatten sonra başımızda olan iktidara halkımız inansın, güvensin. Gerçekten yani hükümette işin ehli olan insanlar vardır. Ekonomiyi çok iyi bilen, anavatan Türkiye ile ilişkileri son derece iyi olan bir başbakanımız vardır. Sayın Ersin Tatar. Biz gerçekten başbakanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bu ekonomik darboğazı en kısa zamanda bana göre ekibiyle ve bizlerin de kendisine destek ve yardımlarıyla bunu aşacağımızdan ben ümitliyim. Onun için halkımız da, bütün ekonomi çevrelerimiz de diyeceğim, biraz daha sabırlı olsunlar ve hükümetimize bu konuda gereken desteği vermelerini ben ümit ediyorum buradan, talep ediyorum kendilerinden. Güzel günlerin bizim olacağına ben inanmaktayım beni.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çolu da bizlerle birlikteydi. Programımıza haberlerle devam edeceğiz. Programımızı takip etmek istiyorsanız TV Güneş Facebook hesabı üzerinden takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.